ABB TV ekranlarında Bir Uzmana Soralım programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok önemli konuları ele alacağız. Donörlük, kök hücre ve kan bağışı hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşacağız. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Bankası Sorumlu Hekimi Farmakoloji Uzmanı Doktor Şeniz Göral'la beraberiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Kan bağışı nedir? Tek kaynağı insan olan kan bileşenlerinin uygun kişilerden belli yöntemlerle uygun şartlarda alınıp hazırlandıktan sonra hazırlanmış olan kan bileşenlerinin hastalara transfüzyonudur. Kimler aday olabilir verici donör için? Donör olma sürecini bizlere anlatır mısınız? 18-65 yaş arası 50 kilogram üzerindeki tüm sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışı için geldikleri zaman biz onlardan önce bir kısa hikaye alıyoruz ve onların bir kan sayımlarını yapıyoruz. Kan bağışı için uygun olup olmadıklarına karar veriyoruz. Daha sonra bu kişiler eğer ilk kan sayımından uygunluk alırlarsa daha sonra bunlar bu donörler için mikrobiyolojik tarama testleri yapıyoruz. Hepatit B virüsü, hepatit C virüsü ve HIV virüsü için ve sifilis testleri için uygunluk derecelerine bakıyoruz. Eğer bu 4 testte negatif çıkarsa ve bu 4 testi de 2 farklı yöntemle çalışıyoruz. 2 farklı yöntemle çalışılan bu 4 testte negatif çıktığı takdirde bu ürünleri üretim aşamasına geçiriyoruz. Üretim aşamasında bu ürünlere kan grubu tespiti yapılıyor. Yani veren kişinin kan grubuna bakıyoruz. Bir antikor tarama yapıyoruz. Eğer bu ürün bir hastaya verildiği vakit bir reaksiyon oluşup oluşmayacağını önceden tespit edebilmek adına. Daha sonrasında da eğer tüm bu şartlar uygunsa ürünler etiketleniyor ve farklı bileşenlere ayrılıyor. Yani bir eritrosit, bir trombosit ve bir taze donmuş plazma olarak 3 farklı bileşene ayrılıp uygun olup olmadıkları için, bu şekilde anlaşılıyor, evet, değil mi verici donörün? Uygun saklama koşullarında saklanıp hastaların kullanımına sunuluyor. Peki zor mu kök hücre bağışında bulunmak? Bu bahsettiğim normal kan bağışıydı. Kök hücre bağışı aslında çok farklı değil. İlk başta yine bir 3 tüp kan veriliyor. Bu ilk verilen o 3 tüp kanla kişilerin demin bahsettiğim gibi mikrobiyolojik tarama testleri yapılıyor. Kan grubuna bakılıyor ve doku uygunluklarına bakılıyor. Ve bu doku uygunlukları sisteme kaydediliyor. Sisteme kaydedilen bu doku grupları, kişinin doku grupları bir hasta ile eşleştiği vakit kök hücre bağışı aşamasına geçiliyor. Yani o ilk başta verilen 3 tüple kök hücre bağışı yapılmış olmuyor. Ön testler başlatılmış oluyor. Uyum sağlandığı takdirde değil mi? Evet, uyum sağlandığı takdirde uygun kişiye ulaşılıyor. Tekrar bu testler tekrarlanıyor. Yani önceden yapılan bu uygunluk testleri tekrarlanıyor. Hazırlık aşamasına geçiliyor. Yani kan bağışında bulunmak nasıl sağlıklı bir işlemse kök hücrede aynı şekilde. Yani hastada herhangi bir hemogram düşüşü yaşanmıyor değil mi? Gerçekleştirilen işlemler sonucunda vücut hemen bu eksilen hücreleri yerine koyuyor. Sonuçta sağlıklı bireylerden alınıyor bu ürünler, bu hücreler. Dolayısıyla sağlıklı bireyler için hiçbir sağlık sıkıntısı çıkarmayacak işlemler. Çünkü bizim iki amacımız var. Birincisi vericiyi korumak, ikincisi de alıcı olan hastayı korumak. Her iki tarafı da uygunluğu şartlarında bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yaş sınırı var dediniz. Yani 65 yaşa kadar sağlıklı olan herkes verici donör olabiliyor. İlk bağışçılar için 60 yaş, düzenli bağışçılar için en üst sınır yaş 65 yaş. Yaşa kadar. Evet. Peki diyelim ki bir şekilde Türk kökeye bağışçı oldunuz ve HLA yani dokularınız bir hastayla uyum gösterdi. Evet. Bu aşamada bağışçı olan kişiyi neler bekliyor? Yani uyum sağlandığında neler oluyor? Uyum sağlandığı vakit dediğim gibi önceki testler tekrarlanıyor. Ve genel bir halk arasında check-up denilen bir genel sağlık kontrolüne giriyor bu vericiler. Normal kan bağışından daha farklı. Kalp grafisi, akciğer grafisi, genel sağlık durumunu anlayabilmek adına yani kök hücre bağışı öncesinde bir sağlık sorunu olup olmadığını anlamak adına bazı işlemler yapılıyor, bazı testler yapılıyor.
Daha sonra bunlar uygun olduğu takdirde yaklaşık 5 gün süren bir GCSF dediğimiz bir hormon uygulanıyor. Aşı şeklinde uygulanıyor. Herhangi bir zararı var mı bunun? Kez. Zararı yok tabii ki. Sadece kemik iliğindeki kök hücreleri perifere taşımak, yani damarlarımıza taşımak adına yapılan bir işlem. Daha sonra da kişilerin damarlarından bu kök hücreler toplanıyor. Ve tabii bu her iki bu işlem yapılırken de eş zamanlı olarak bu kemik iliği nakli yapılacak hasta da hazırlanmış oluyor. Dolayısıyla bu kişi, yani bağış yapan kişi aşılandığı dönemde kök hücreyi alacak hastanın da ön hazırlığı ve tedavileri başlamış oluyor. Peki genetik ikizin belki de Avrupa'da başka bir ülkede, yani onunla uyum sağlandığı vakit iletişim kurabiliyor muyum? Tabii ki. Tabii ki. Zaten öncelikle kişilerin, hastaların birinci derece akrabalarında uygun verici aranıyor. Bulunamazsa ikinci derece akrabalar ve yurt içi donörler araştırılıyor. Daha sonra da yurt dışı donör araştırılıyor. Eğer yurt dışında da uygun donör bulunamazsa, tam uyumlu donör bulunamazsa, akrabalardan haploidentik dediğimiz en fazla uyumlu donörden, en fazla uyumlu kişiden kök hücre nakli yapılıyor. Peki hastanenin kan bankasından sorumlusunuz aynı zamanda ve sizin de bu yönde yürüttüğünüz bir projeniz var. Son olarak gönüllü donör olmak isteyenler oluyor mu? Bize biraz projenizden bahseder misiniz? Tabii ki. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal ve Aktif Hekimler Topluluğu olarak Kahramanlık Kanında isimli bir proje yürütüyoruz. Bu projeyi tıp fakültesi öğrencileri aktif olarak yürütüyorlar. Buradaki amaç, kan ihtiyacı olan eritrosit, trombosit, taze donmuş plazma ya da granülosit, kan bileşeni ihtiyacı olan hastalarla uygun bağışçıları buluşturmak ve kan, bu kişilerin kan teminini sağlamak. Böyle bir proje yürütüyoruz. Ve çok mutluyuz. Birçok insana ulaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız var. Telefon numaralarımızdan da ulaşılabiliyor bize. Biz karşılıklı iki tarafı buluşturmuş oluyoruz ve inanılmaz mutluluk verici bir proje. Evet, çok güzel bir projeye imza atmışsınız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Programımızın sonuna geldik. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Uzmanı Doktor Şeniz Göral sorularımızı yanıtladı. Haftaya bir başka bölümle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.